Yeniden selam. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videonun neyle ilgili olduğunu hem başlıktan, hem üzerimden, hem yanımdaki aksesuarlarımdan anlayabilirsiniz zaten. Eğer Barbie filmi hakkında ne düşündüğümü ve çıkan PR'lar, Barbie koleksiyonları hakkında birazcık konuşmak istiyorum. Eğer bunlar hakkındaki düşüncelerimi merak ediyorsanız videoyu sonuna kadar mutlaka izleyin. Öncelikle nasılsınız? Gerçekten soruyorum. Sizden duymak istiyorum. Aşağı yorumlara nasıl olduğunuzu, bu yaz aylarında özellikle bu Temmuz ayında neler yaptığınızı, Barbie filmine gidip gitmediğinizi, gitmeyi düşünüp düşünmediğinizi bana yazmanızı istiyorum. Birlikte aşağıda sohbet etmek istiyorum sizinle. Bugün salonumda burada oturuyorum. Barbie tişörtümü giydim gördüğünüz gibi. Ve bir önceki alışveriş sizinle paylaştığım alışveriş videomda da zaten bu ürünleri nereden aldığımı, kaç liraya aldığımı hepsini size göstermiştim. Tam bir hafta oldu Barbie filmi vizyona gireli ve ben zaten çıktığı günün gecesinde gitmiştim. Çok tatlı da fotoğraflar çekildim oraya. Şuraya eklerim. Instagram'dan beni takip etmiyorsanız şuraya Instagram adresimi yazayım. Mutlaka takip edin. Orada günlük yaşantımı da sizinle zaten bol bol paylaşıyorum. Temmuz ayı aslında benim için çok çok da iyi geçmedi. Birazcık sıkıldığım bir ay oldu. Yani canımın sıkıldığı bir ay oldu. Bazı fiziksel sorunlarım yüzünden ama umarım hallediyorum. Yani yavaş yavaş hallediyorum. Eski formuma geri döneceğim. Bazı sakatlıklar yaşadığım bir ay oldu. Daha önceden de zaten beni sıkı takip ediyorsanız ara sıra bu tarz şeyler yaşadığımı bilirsiniz. Ben bu can sıkıcı konuları geçiyorum ama aslında benim için güzel geçmesi gereken bir aydı. Çünkü Haziran sonunda The Little Mermaid, Ariel'ın filmine gittim ve çok çok seviyordum onu. Çok da beğendim filmi ve Temmuz'un sonunda da bir ay aralıkla da Barbie filmi çıkıyordu. İki figür de benim için çok önemli figürlerdi. Ve Barbie filmine de gitmek için çok heyecanlanmıştım. Ondan bir hafta öncesinde de biletlerimi zaten satın almıştım. Kız kardeşim ve erkek arkadaşıma da birlikte onları götürmek istedim yanımda. İkisi de filmi çok sevdi. Hiç de sıkılmadılar. Kız kardeşim bayılarak izledi. Erkek arkadaşım da gayet sevdiğini söyledi. Sadece ben Barbie fanı olarak birkaç yorum yapmak istiyorum. Bu video eğer zaten hali hazırda Barbie'ye gitmemişseniz birazcık spoiler içerebilir. O yüzden spoiler yemek istemiyorsanız videodan çıkıp Barbie filmini izledikten sonra videoya geri dönebilirsiniz. Bu şekilde bir uyarı yapmış olayım size. Çünkü burada detaylı bir şekilde konuşmak istiyorum. Bu videoyu yayınladığım zaman da zaten Barbie filmi çıkalı böyle 2-3 haftaya yaklaşmış olacak. O yüzden bence giden de gitmiş olur diye düşünerek bu videoyu yayınlıyorum. Zaten ne kadar Barbie fanı olduğumu, ne kadar sevdiğimi videolarımı sık sık izliyorsanız biliyorsunuzdur. Ara ara böyle zaten bazı videoları da sizle paylaşıyorum. Sadece Barbie'lerimin anılarını anlattığım videom var. Onu da sizle paylaşmıştım. Küçüklükten beri çok büyük bir Barbie fanıyım. Çok seviyorum. Küçükten koleksiyonum vardı. Koleksiyonumun çoğunu kız kardeşime verdikten sonra anısı olanları sadece sakladım ve şu anda yeni yeni daha sevdiğim Barbie'leri kendim böyle alıp saklamaya çalışıyorum. Ama böyle bir koleksiyonerden çok seven ve hani sadece onlara bakmak için değil, figürlerden bahsetmiyorum. Figürleri zaten oynatmıyorum vesaire. Ama bu tarz eşyaları alıp da stokçuluk yapmak istemiyorum. Gerçekten kullanıyorum. Hani lifestyle'ım, hayat tarzım böyle olsun istediğim için bu şekilde devam ediyorum. Yani alıp gerçekten kullanıyorum. Eskimeleri de çok da umurumda olmuyor açıkçası. Filmden bahsetmek gerekirse, kadar fanı olduğum bir filme gitmek. Bu arada oyunculardan bir tık bahsedeyim. Margot Robbie'ye ben zaten bayılıyorum. Özellikle Harley Quinn tabii ki. O karakteri de çok çok severim. Eskiden böyle çizgi romanlarında da okurken Harley Quinn'e hep bayılırdım. O Margot Robbie oynamadan o rolü önce. Zaten Harley Quinn çok sevdiğim bir karakterdi. Böyle neşeli, manyak kişiliği yüzünden. Ama Margot Robbie gerçekten cuk oturmuştu o zaman. Ve Margot Robbie'nin güzelliğine de bayılmıştım yani. İlk ben Margot Robbie'yi daha önce tabii ki de farklı farklı romantik komedi filmlerinde, dizilerinde, dizi değil filmlerinde izlemişimdir. Güzel bir kadın olduğunu biliyorum ama Harley Quinn'de zaten hepiniz gibi, yani çoğunuz gibi ben de bayılmıştım. Bu arada gerçekten çok iyi bir cast bence. Çok çok cuk oturan bir isim bence Barbie'ye Margot Robbie. Hem fiziksel özellikleri hem kendi tatlılığı, kibarlığı ve tam bir basic bir Barbie tipinde kadın ve bence gerçekten çok cuk oturmuştu ve oyunculuğu da tabii ki tartışılmaz çok başarılıydı. Ben kendisini çok başarılı buldum. Ryan Gosling için diyeceklerim de şu şekilde. Ryan Gosling'i de severim yani. İşte The Notebook'ta vesaire izlediğimde benim hani sevdiğim bir oyuncudur. İlk Ken olduğunu duyunca böyle yani
gerçekten hani başka biri acaba yok mudur, en iyiken bu mudur diye bir böyle sorgulamıştım. Hala da sorguluyorum bu arada. Oyunculuğunu diyecek tek kelimem yok. Çok esprili, çok neşeli, muhteşem bir film bence. Yani muhteşem bir oyunculuk da muhteşem bir film olmuş bu. Sadece yani o saç rengini hiç Ryan'a yakıştırmadım. Çünkü Ken'in saç rengi tamam platin olabilir okey ama çiğ durmuyor. Bir Ryan Gosling'de o saç rengi çok çiğ durmuştu mesela. Daha altın bir saç rengi yapabilirlerdi ama biraz da belki absürt olmasını istemişlerdir. O ayrı bir yan. Ben sadece görüntüler üzerinden konuşuyorum. Hani filmin bütünlüğünde absürt olmasını istemişler olabilir kesinlikle. Tamam fizik vesaire okey tamamen Ken. Ama bir de tek söyleyebileceğim en önemli nokta Ken'in kırışığı olmamalı. Yani bence o Anna bir botoks yapılmalıydı ya da botoks olması bile farklı uygulamalar var bu çekimler, filmler için, sinema için. Yani bence Ken'in alnında kırışık olmamalıydı. Nasıl Margot Robbie Barbie'de böyle kırışıklık yok. Yani okey kaz ayağı, mimik vesaire onlar çok normal şeyler ama ben bu derin kırışıklıklardan bahsediyorum. Ryan Gosling normalde öyle olması çok okey. Gerçek hayatında kırmızı aldı ve öyle görsem asla ve asla yadırgamam. Sadece Ken rolü için bahsediyorum. Yanlış anlaşılmasın. O alın çizgileri beni açıkçası çok rahatsız etti izlerken Ken'i. Onun dışında çok espritüeldi. Birbirleriyle uyumları çok tatlıydı. Tamam Ken olarak ben onu okey kabul ettim. Zaten bu arada kostümler vesaire de çok iyi. Ken'in giydiği. Barbie'ninki zaten apayrı iyi. Bu arada Barbie'nin giydiği o takım kolye elbiseye de bayıldım zaten. Çoğu elbisesi de böyle high-end markalardan oluşuyor. Çok çok güzel kombinler, ürünler giymişti. Çok beğendim Barbie'nin. Yani stylingine bayıldım. Stylingini yapan kadın da ismini unuttum şu an. Takip ediyorum zaten, araştırdım. Çok çok beğendim. Gerçekten başarılıydı. Sadece film hakkında şunu söyleyebilirim. O Barbie Land'i anlatıyor ya ilk yarıda. Barbie Land'in daha uzun uzadıya izlemek isterdim ben. Hani Barbie gerçekten arkadaşıyla ne yapıyor, arkadaşlarla ne yapıyor, bir gün uyandığında tüm gün ne yapıyor. Tamam bunu bir dakikaya sığdırmışsınız okey ama bir reel izler gibi izledim yani. Çok kısaydı bence. O Barbie Land'de daha böyle fazla yaşam, hayat görmek isterdim ben. Çünkü yani benim Barbie filmine gitme amacım, isteğim de biraz şuydu. Hani bir hikaye izlemek değildi aslında. Bildiğim bir şeyi böyle daha görsel bir şovla, görsel şölenle izlemeyi hayal etmiştim. Ama tabii ki bir bütünlük, farklı bir konu işlendiği için orada daha minimal şekilde göstermişler bunları. Ama ben daha fazla görmek isterdim gerçekten o Barbie'nin o hayatını, gerçekten gün içinde ne yapıyor, böyle çok çok az gösterilmişti. İkinci yarıda ben Ken'e şahsen sinir oldum. Evet çok eğlenceli, evet çok böyle dünyaya dokunan, gerçekten gerçekliğe dokunan bir konusu vardı. Çok okey, bunu anlayabiliyorum, yapmak istediklerini anlayabiliyorum, kabul ediyorum ama bir Barbie fanı olarak ikinci bir film daha olup sadece onun o fantastik ve plastik hayatını izlemeye devam edebilirim. Yani bunu belki sadece Barbie fanları ya da o dünyayı çok seven, bu tarz şeyleri seven insanlar izlemek isteyebilir. Sonuçta bir konu bütünlüğü olmaz o zaman. Katılıyorum. Ama dediğim gibi kendimle çeliştiğim konu bu. İkinci yarıda gerçekten Ken'e çok sinir oldum. Ya bir rahat bırak ya. Ben Barbie'yi ağlarken, üzülürken, Margot Robbie'yi ağlarken, üzülürken görmek istemiyorum. Gözünden yaş aktığını görmek istemiyorum. Belki bir çocuk gibi düşündüğümü düşünebilirsiniz ama istemiyorum ya. Barbie'ler ağlamaz ya, ağlamaz. Ben zaten dünyadaki bu yani berbat ve sıkıcı ve yorucu dünyadan arınmak için böyle şeylere tutunup seviyorum. Bunlar bana neşe veriyor, renk neşe veriyor. Pozitiflik beni de pozitif olarak etkiliyor. Negatiflik beni düşürüyor. Bu yüzden ben Barbie'yi öyle gördüğüm için filmden mutsuz çıktım. Hayır ağlamadım, hayır duygusallaşmadım. Bazıları çok duygusallaştığını ve ağladığını söylemiş. Okey olabilir o anki duygu durumunuzda ama ben daha çok üzüldüm. Yani ben gerçekten bunu görmek istemezdim. Bunu yine dediğim gibi anlıyorum. Asla anlamadan, ignore ediyorum değil. İşte daha fazla o neşe, Barbie filmine gitmişiz ya. Barbie filmi ve gülmemiz lazım. Tamam esprilere vesaire çok güldük günümüzden. Alıntılar çok fazla vardı. Çok güzel değindikleri şeyler vardı. Bu arada tekrar izlemek istiyorum ya. Tekrar bilet alıp gitmek istiyorum. O ilk yarıyı hele böyle doya doya izlemek istiyorum. Ya da bir an önce artık televizyonum, Netflix'im nereye geliyorsa gelsin ve ben özellikle o ilk yarıyı o Barbie Land
Barbie Diyarı'nı gerçekten izlemek istiyorum. Çünkü bana çok büyük neşe veriyor. Çok büyük pozitiflik veriyor. Bu arada diğer Barbie'lerin seçimine de, kas seçimlerine de gelecek olursak, hem Ken'ler çok güzeldi. Farklı farklı tipten, farklı farklı ırktan Barbie'ler, Ken'ler olması çok hoşuma gitti benim. Zaten her zaman bu fikirlerine, yeni Barbie'ler ürettikleri zaman da bu fikre çok okeyim. Çok hoşuma giden bir şey. Bir şey daha değinecek olursam, Dua Lipa'nın Mermaid olması. Yani bence çok mantıklı bu arada. Sesi güzel, kendi güzel bir insanın Barbie deniz kızı olması çok çok mantıklı. Dua Lipa'ya da çok yakışacağını düşünmüştüm. Ama zaten ilk böyle çekimler yaptığında tamam, çok böyle şey gözüküyordu, çok plastik gözüküyordu. Ama bir tık böyle şey olmuş. Ya Barbie'nin o eleganlığına uymayan bir görüntü vardı nedense Dua Lipa'nın deniz kızı kılığında. Yani yanılıyorsam ya da siz ne düşünüyorsanız aşağıya yazın. Bir böyle oturmamışlık vardı. Bunu geçtim. Olabilir. Belki düzeltilebilirdi bu. Ama Dua Lipa'yı çok az görüyoruz. İki kere Hi Barbie ve az diyaloğu var zaten. Ben şunu beklerdim. Dua Lipa zaten Barbie albümü içinde şarkı çıkarmış bir insan ve Tonight mı? Ay neydi şarkının adı, unuttum. Zaten ilk yarıda Dua Lipa'nın o şarkısıyla bir dans gösterisi yapılıyor Barbie'nin, Barbie Land'inde. Ama şöyle bir şey de beklerdim. Hani deniz kızısın ya, denizin içerisinden o mermaid kostümünle böyle bir, sonuçta deniz kızlarının sesiyle ünlüler, deniz kızları seslerinin iyi olmasıyla ünlüler. Kendi şarkısını böyle denizin içerisinden söylemesini de beklerdim. Böyle daha gerçekçi bir deniz kızı kostümüyle. Anladınız mı beni? Hani hayal edebildiniz mi? Çok plastik bir şekilde sadece fake dalganın arkasından çıkıp Hi Barbie demesi bana yetmedi açıkçası. O filmde eğer Dua Lipa'yı göreceksek böyle bir iki dakika daha fazla görüp, hatta kendi şarkısıyla birlikte gerçek bir deniz kızı şovuyla görmek çok hayal ettim yani. Çok isterdim ve bence o zaman büyüleyici de olurdu. Kendi PR'ı için de çok iyi olurdu. Ama böyle karar verilmiş. Okey diyecek bir şeyim yok ama ben ilk Dua Lipa'nın Mermaid Barbie olduğunu duyduğum zaman aa dedim, küçük bir böyle şarkılı deniz kızı bir şey yaparlar kesin, of çok güzel olur vesaire dedim. Ama maalesef ki öyle bir şey olmadı. Bu Ken'in davasından, Ken'in davasından ona yer kalmamış anladığım üzere. Yani erkek arkadaşım yanında kahkaha atarken Ken'e, ben Ken'e sinir oluyordum. Bu ataerkillik yani, hani şimdi hani ne alaka falan diye, ama komikti yani, itiraf etmem gerekirse. Gerçekten konu komik ve günümüze uygun, tatlı bir şekilde işlenmiş ama ben ve Barbie fanları bence bunu asla okey değil yani. Ben sonuna inanamadım yani. Ya bak Ariel'da da böyle, sen muhteşem bir deniz kızısın. Okey, prense aşık oldun ama aşık olmadan önce bile sen insan olmak istiyorsun ve o kuyruğu bırakmak istiyorsun. Ben bunu kabullenemiyorum. Ben Ariel'ı sen deniz kızısın diye izliyorum ve sana bayıldım ve sana özendiğim ve belki ben de deniz kızı olmak istediğim için izliyorum, anladın mı? Ama hep bir gerçeklik, hep bir materyalistik, ama sen insan olmak istiyorsun. Aşık olmanı anlayabiliyorum ama insan olmak istiyorsun ve kuyruğundan vazgeçiyorsun. Ve sen Barbie'sin. Barbie Land gibi mükemmel kadın egemenliğindeki her şeyin perfect olduğu bir yerde yaşıyorsun ve yaşayabiliyorsun. Ve bu senin için çok okey, böyle alışmışsın, büyümüşsün ama sen karmaşa istiyorsun. Dünyaya gelip insan olmak istiyorsun. Ben bunu anlamıyorum ve ben Barbie'nin bu yüzden fanıyım. Life is plastic, it's fantastic yani, anladın mı? Öyle olmalı. Ama sen insan olmak istedin ve dünyaya döndün ve Ken'i orada mı bıraktın? Hani Barbie ile Ken'in aşkı? Ben mi yanlış anladım sonunu arkadaşlar? Ben inanamadım. Sen Barbie Land'de kalıp oranın hakimiyetini devam ettirmeliydin. Orada zaten işleri yapan Barbie'ler var ve sen de basic bir Barbie olarak orada kalmalısın. Neden dünyaya gelip kahverengi ceketini, kahverengi Birkenstock'unu giyip iş hayatına atılamazsın? Plazalarda çalışamazsın. Sen Malibu Barbie'sin. Sen New Yorker Barbie değilsin. Allah'ım, açıkçası ben galiba filme çok triggerlanmışım. Özellikle ikinci yarıya, özellikle de sonuna. Hele Barbie o kahverengi ceketi giydi ya, kahverengi deri Birkenstockları giydi ya. Ben Barbie'yi niye seviyorum? Böyle olduğu için, paspembe, inanılmaz ve mümkün olmayan ütopya bir dünya olduğu için seviyorum. Sen geliyorsun, benim dünyama gelmek istiyorsun. Ben de dünyada bu şekilde bir Barbie olmaya çalışmaya çalışıyorum. Bu kadar sinir, stresin, düzensizliğin içerisinde. Senin düzenine koşa koşa gelirim, Barbie'lerine de koşa koşa gelirim.
inanamıyorum. Bu filmi hakkında aklıma gelenler bu şekilde. Yani olumlu ve olumsuz yanlarını size söyledim. Kostümlere bayıldım bu arada. Kostümler çok çok güzeldi. Zaten çekimlerden de belliydi. Kostümler beni çok çok tatmin etti. O şekilde görsel bir şölen gerçekten gözlerim yaşadı dediğim gibi. Bu arada şeye dikkat ettiniz mi? Barbie okula gidiyor. Hani dünyaya gittiğinde onunla oynayan, onun canını yakan kızı bulmaya gittiğinde kadının kızı ve ekibi onlar Bratz abi. Onlar gerçekten Bratz. İşte Yasmin vesaire vesaire onlar Bratz'ti. Tipleri de benziyordu. Ve Bratz'le Barbie her zaman çıktığı yıllarda özellikle düşmanlar, yani hani satış piyasası, pazarlama açısından düşmanlar. Ve onlar Bratz'le aslında çok güzel de göndermeler vardı filmde. Hani bilenler, araştıranlar anlıyor zaten. Çok iyiydi ya. Hani böyle ince düşünülmüş çok tatlı yerler de vardı açıkçası. Film güzel ve kesinlikle izlenmeye değer. 2-2,5 saat artık ne kadardı bilmiyorum. İlk yarı olsa gerçekten ilk yarıyı tekrar tekrar izlerim. İkinci yarıyı da atlayarak falan izlerim herhalde yani. Onun dışında mükemmel bir PR'dı. Daha fazla uzatmayacağım, şu PR'lardan da bir tık konuşayım. Evet, bir ay boyunca hepimiz maruz kaldık. Ben fanı olan ben bile yeter artık, artık Barbie tekrar bana özel kalsın istiyorum demeye başladım. Çünkü her yerde görmek istemiyorum. Tamam, bunlara ulaşamıyorum her zaman. Şu an bunların popüler olması benim için işime geliyor. Çünkü alıp saklayabiliyorum. Evet, ama farklı farklı insanlardan alıyor. Bu arada alacaksınız onları. Sıkılacaksınız. Böyle bir ay, iki ay, maksimum birkaç aya böyle dolap hesabınıza yükleyeceksiniz. Ben de oradan çatır çutur ikinci el, az kullanılmış alacağım ve ömür boyu saklayacağım bu Barbie eşyalarını. Ve göreceğiz. Şu an zevkini alıyorsunuz. Tabii ki alacaksınız. Bu arada kimseyi suçlayıp kimseyi yadırgamıyorum. Çok normal. Bu bir popüler kültür. Ama iki sevdiğim şeyin de Little Mermaid ve Barbie'nin aynı anda böyle viral olması... Bir tuhafıma gitti benim. Çok sevindim ilk başta Barbie filminin çıkacağını ve The Little Mermaid'in çıkacağını duyduğumda. Çok çok sevindim ama bu kadar PR'ının deli dehşet yapılacağını gerçekten aklım almıyordu. İşbirliği yapmayan marka kalmadı. Her yerde Barbie ve her şeyi alma imkanımız da yok. Hani kimsenin yok. Her markaya ulaşamazsın. Ne kadar paran olsa bile hepsini toplayamazsın. Avustralya'da bir şey çıkıyor, İngiltere'de bir şey çıkıyor, Türk markası bir şey çıkarıyor ve hepsini gerçekten alma isteği geliyor. Okey, o ayrı bir şey. Ama ben kendi bütçeme göre kendi böyle daha kullanılabilir şeyleri almayı daha mantıklı buluyorum. Kıyafet olarak gelecek olursak Zara'nın koleksiyonuna gerçekten bayıldım. Çok güzel bir koleksiyon yapmışlar. Ya birebir Barbie'nin kostümlerini de yapmışlar. Çağrıştıran hani B yazılı vesaire çok fazla da şey yapmışlar. İlk çıktığında tabii koleksiyonu çok güzel inceledim. Ama böyle almak için çok da özenmedim. Çok da böyle almam lazım vesaire şeylerine girişmedim. Evet, alabilirdim birkaç parça ama almadım. Dediğim gibi siz onları dolaba yükleyeceksiniz ve ben daha uygun fiyata kendi bedenlerimi bulacağım, öyle kendimi kasmadan alacağım ve ömür boyu saklayacağım. Çünkü böyle şeyleri aldığımda işte tişört, kaç yıllık Barbie tişörtüm var benim. Kafa sağlam duruyor yani iyi baktığım için. Ve bunları saklayacağım. Öyle hevesine popüler diye giyip iki reel atıp gitmeyeceğim. Yine kimseyi suçlamıyorum. Yine kimseyi yadırgamıyorum bu arada. Hani sadece bu, siz de biliyorsunuz. Bu genel geçer bir şey. Böyle bir şey popüler oluyor. Ben de bunu yapıyorum bu arada. Bir tane ürün popüler oluyor. Alıyorum, giyiyorum. Sonra aa diyorum ben bunu çok giymeyeceğim. Ben de satıyorum. Bu ayrı bir tutku olduğu için benim için bu şekilde konuşuyorum yani. Umarım beni anlıyorsunuzdur. Kimseyi böyle linçlemek vesaire de asla istemem. Öyle bir yapım yok zaten. Ben alacağım onları. Güzel güzel saklayacağım. Yıllarca çocuğuma bile saklayacağım onları. Çünkü böyle bir furya bir daha gelir mi bilmiyorum. Belki ikincisi olur. Başka bir PR yapılır. Olabilir. Şu an çok popüler ve in bir tema Barbie. Bershka'da çıkan bir tane strapless bluz var. Şuraya koyayım. Bunu çok beğendim sadece. Bershka'nın normal basic diğer Barbie tişörtlerini çok beğenmedim. Zaten bende çok benzerleri olan şeyler. O strapless bluzu çok beğendim ama yorumlarda hep şöyle, zaten bedenler çok hızlı tükendi. Mağazaya gidip alabilirdim. Ama yorumları okuduğumda işte kumaşı incecik, çok dandik ve kalıbı çok çok dar yazmışlar. Ben de o yüzden korktum. Fermuarlı ve genişlemeyen kalıpta bir ürün olduğu için hani L'sini alsam dar gelse iade edeceğim, üzüleceğim vesaire.
vesaire. Gerçi Leysa artık dar gelmez göğüslerim yaptırdığından dolayı ama bilmiyorum, bir şey oldum yani, hani olmazsa üzülürüm oldum. Onu da boş verdim. Yoksa o benim favorimdeydi. 700 küsür lira yine çok değmez bir fiyat ama onu almayı düşünüyordum. Bu şekilde vazgeçtim, dedim mağazada denerim vesaire. Sonra işte fiziksel durumdan çok mağazaya vesaire de gidemedim, bakamadım. Ama onu da bulurum diye düşünüyorum bir zaman elbet. Onun dışında işte Waikiki'nin bu home'undan aldığım burada birçok ürün var zaten. Alışveriş videomda, bir önceki alışveriş videomda gösterdim. Bunu geçen Trendyol Mill'e çıkarmıştı. Oradan almıştım. Daha önce aldığım bir sürü Barbie kıyafetim var. Aldo'nun işbirliğine bayıldım. Gerçekten çok kaliteli duruyor. Zaten Aldo benim daha önce de styling yaptığım zamanlar çalıştığım bir markaydı. Ayakkabı ve çanta kalitelerini biliyorum ve çok çok beğeniyorum. Ama fiyatlar çok çok yüksekti. Hiç makul fiyatlar değildi. Tamam, işbirliği bir tık daha yüksek ücretli olabiliyor markalarda ama çok çok fazlaydı. Çantalarına gerçekten bayıldığım minimal çantaları vardı ama 6000 7000 küsür lira gerçekten çok fazla geldi Aldo X Barbie için bana. O yüzden onları bakarak yetindim. Ben bu aldığım pom ürünleriyle şu anlık mutluyum. Sizin işbirliğine bayıldım. NYX'e gitseydim, gidebilseydim eğer, bu sıra dediğim gibi çok çıkamadığım için gidemedim. Mutlaka birkaç makyaj ürünü alırdım. Hatta zaten yarın Cevahir'e gideceğim. Orada da NYX var. Oranın NYX'ine bakacağım ve Barbie koleksiyonu da bakacağım. Belki birkaç parça ürün alabilirim. O aynaya bayıldım gerçekten ama o aynanın fiyatı inanılmaz. 500 küsür müydü bir şeydi yani. Sadece ayna, makyaj ürünü bile değil. Ve fiyatlar uçmuş durumda. Tabii ki de şu anki olduğumuz ekonomiden kaynaklı fiyatlar bu şekilde. Onun farkındayım ama bir şey X Barbie olunca daha da uçmuş. Bu yüzden hani mantıklı alışverişler yapmak gerekiyor. Her şey Barbie diye saldırmıyorum. Ama mesela bu ev ürünleri gerçekten benim için hem çok fazla kullanabileceğim hem kullanırken mutlu oldum. Böyle hani çok kıyafetim var. Yani kıyafet de değil. Böyle arkadaşlarıma servis yaparken mutlu olabileceğim. Mesela yani şu peçeteler. Aa, Barbie peçete mi? Aa evet, okey, Barbie yani. Çok basic, basit bir şey ama kullanırken insanı mutlu edecek bir şey. Anlatabiliyorumdur umarım. Bu arada bakacağım. Ufak ufak bakacağım. Hala bu koleksiyonlar zaten bir hafta oldu film çıkalı. Hali hazırda satışta devam ediyor. Onlara da bakacağım. Zaten yeni aldığım bu Barbie koleksiyonlarından bir şey olursa önce sizle Instagram'da paylaşıyorum. Sonra gelip burada alışveriş videoma ekliyorum ve detaylı bir şekilde anlatıyorum zaten. Yine gösteririm yani, demek istediğim aldığım şeyler olursa. Bu arada şu olay çok hoşuma gitti. Ben 9 seansına gittim işte 21 Temmuz'da Barbie filmin çıktığı ilk gün. Orada Stiz'de böyle pankart vardı. Onun önünde fotoğraf vesaire çekildim dedim ya. Kızlar böyle çok tatlıydı. Gerçekten herkes Barbie gibi giyinmişti. Herkes pembe giyinmişti. Ama ben o gün maalesef ki bir tık agresiftim çünkü birazcık ağrılarım vardı. İşte hi Barbie diyorlar birbirlerine vesaire. Tatlı bir ortamdı bence. Daha iyi bir ruh halinde olsaydım onlarla da kaynaşıp fotoğraf çekilip diyalog kurabilirdim. Ortam gerçekten sevimliydi. Ama bir yandan da şunu söylüyordum hep. Hani acaba fake Barbie lover'lar çok mu fazla var? Sırf böyle popüler kültür ayağına mı geldiler? Gerçekten Barbie'yi hani eskiden Barbie oynamış ve sevmişler midir? Gerçi milyonlar var Barbie oynayan ve küçükken oynayan. Tabii bunu sürdürmek zorunda değilsin. Küçüklükten de sevdiğim bir şey olabilir. Bilmiyorum ya, tuhaftı. Biraz böyle gıcıktım, biraz tatlıydım yani. Kıskanıyorum galiba. Barbie'yi çok sevdiğim için paylaşmayı kıskanıyor olabilir miyim? Olabilirim. Sadece böyle birkaç tane arkadaşım var takipleştiğim. Onların gerçekten Barbie fanı olduğunu biliyorum. Onları kendime yakın hissediyorum. Barbie hakkında onlarla konuşmak daha çok hoşuma gidiyor. Ama böyle şu an sırf popüler kültürde in bir şey diye İnsanlarla bunu böyle konuşmak galiba hoşuma gitmiyor. Garip bir fanatiklik geliyor üstüme, çok komik. Bilmiyorum, belki de biraz çocukluk. Ama bence tatlı bir dönem. Her yer Barbie. Hem bu eşyalara ulaşmamın sebebi de Barbie'nin PR'ı, muhteşem PR'ı, billboardlarda, her şeyde. Bu arada yarın Cevahir'deki Zara'ya gideceğim. Orada şey varmış, Barbie Box'ı. Onda fotoğraf çekileceğim. Koleksiyonu görmüş olurum yakından. Belki birkaç parça bir şey denerim. Mumu vesaire var, tokası var. Daha böyle aksesuar tarzı şeyler var, sticker var. O Barbie Box'ında fotoğraf ve reel çekerim. Umarım güzel içerikler çıkarabilirim ve kendimi iyi hissettiğim bir günde olurum. Umarım yani yarın biraz
Barbie turu atacağım. Onları da gördükten sonra zaten sizinle Instagram'dan paylaşıyor olurum. Evet, siz ne düşünüyorsunuz? Sizin düşüncelerinize gerçekten çok merak ediyorum. Çünkü daha önceki reel'larımda işte Barbie kombini vesaire yaptığım zaman tatlı tatlı yorum atan takipçilerim vardı. Size çok seviyorum. Destekleriniz için de teşekkür ederim. Abone olup kanalıma like atmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmazsanız da çok çok sevinirim. Yavaş yavaş büyüyorum ama kaliteli büyüdüğüm için de seviniyorum. Sizlerden de çok çok tatlı olumlu yorumlar alıyorum. Hem DM'den hem YouTube üzerinden. Bu yüzden desteklerinizi de bekliyorum. Aynı zamanda Barbie filmi ve bu Barbie PR'ı, Barbie koleksiyonu, Barbie X bir şey hakkında ne düşünüyorsanız aşağıya yazın. Çünkü bunu konuşmaya, birileriyle paylaşmaya ihtiyacım var. Gerçek Barbie fanları yazsın diyormuşum. Sizleri öpüyorum. Video önerileri de bana yapabilirsiniz. Aşağıda yorumlarda yazabilirsiniz. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşürüz. Bye bye.